Ticaret Bakanlığı'nın 54 ürüne, 54 ürün grubuna ihracatı kısıtladı. Türkiye ile İsrail arasındaki gerilim aslında bu anlamda biraz daha Türkiye'nin bu hamlesi İsrail'e çıldırttı diyebiliriz. Nedir peki? Türkiye Gazze'ye havadan yardım ulaştırma talebini reddeden İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı aldı. Yunus Paksoy da bu dilimde bizlerle birlikte. CNN Türk Washington temsilcisi Amerika Birleşik Devletleri'nden Yunus hoş geldin diyelim. Ve hemen aktaralım anlatalım. İşte bu kapsamda ilk açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık İsrail'e ihracata kısıtlama getirildiğini duyurdu. Kısıtlama kararı inşaat demirinden yaslı çeliğe mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da çıkması var. Hava kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla insani yardım operasyonlarına dahil olma talebimizi iletmiştik. Bu talebimizin İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik. İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir alma Kararlaştırdık açıklamasını yaptı önemli bir karar. 9 Nisan'da yürürlüğe giren bu karar e, Ateşkes olana kadar yürürlükte kalacak. Şimdi bu konu önemli e, önemli başlıklar var. E, Sayın Şahin, sizinle başlayalım bu dilime e, nasıl değerlendiriyorsunuz? İsrail'de de aslında büyük bir yankı uyandırdı bu olay. Şimdi o kadar enteresan ve üzücü bir süreç ki bu. Yani dünyada Filistin'e net bir şekilde destek olan tek ülke Türkiye. Gelen bütün baskılara rağmen pozisyonunu değiştirmeyen, Filistin'in hakkı davasını, Gazze'nin hakkı davasını dünyaya haykırmaya devam eden tek ülke Türkiye. Birleşmiş Milletler'den tutun ta geçmişte Davos'ta İsrail'in işlediği katliamları 14 yıl boyunca ikili ilişkileri askıya alacak kadar dünyaya haykıran, bunun bedelini ödeten, İsrail'e e, ödeten yine Türkiye ve şimdi siz tam olarak İsrail'in istediği bir noktaya Türkiye'nin sürüklenmesine bilerek ya da bilmeyerek aracılık ediyorsunuz. Bu İsrail'le ticaret yalanını ortaya atanlara söylüyorum bunu. E şimdi bakıyorsunuz e, bu 7 Ekim'den bu yana bakın ben size rakamları okuyayım. İsrail ile e, Türkiye arasındaki ikili ticaret %50'ye yakın oranda azalmış. Ee, daha enteresanı artık hiçbir şey tutturamayınca akla ziyan, işte yok jet yakıtı satıldı, yok şu satıldı, bu satıldı gibi tuhaf argümanlarla Türkiye bir şekilde içeride köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Jet yakıtı dedikleri şu Göksu, İsrail ile Türkiye arasında karşılıklı uçak seferleri var. Ve bu yalan 2014 yılında da gündeme gelmiş. 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan sanıyorum o zaman başbakan da meclis kürsüsünden bunun nasıl bir yalan olduğunu anlattı. İsrail uçağı Türkiye'ye geldiğinde yakıtı buradan alıyor. Bizim uçaklarımız İsrail'e gittiğinde yakıtı onlar da İsrail'den alıyor. Ve sen bunu bir jet yakıtı ihracatı olarak bugün topluma sunuyorsan kusura bakma kardeşim. Ya cahilsin zır cahilsin ya da bilerek ya da bilmeyerek İsrail'in Türkiye'yi bir şekilde Gazze'ye yardım etmesin, Filistin'in hakkı davasını dünyaya duyurmasın diye köşeye sıkıştırma çabasına bir etki ajanı olarak destek oluyorsun. Bunun başka bir izahı yok. Ya bugün bakıyorsun İsrail'in resmi rakamlarında Türkiye Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ülke. Daha dün açıkladılar İsrail Savunma Bakanlığı'nın yan kuruluşu. E Türkiye'de yerel seçimler oluyor Göksu. İsrail'in bir bakanı çıkıyor bizim cumhurbaşkanımızı tehdit ediyor. Hadi sen Cumhurbaşkanına siyaseten mesafeni olabilirsin. Senin ülkenin devlet başkanını tehdit ediyor. Aslında seni tehdit ediyor ve sen ellerini oluşturarak bunu karşılıyorsun. Bir de üstüne bu yalanlarla enteresan bir biçimde İsrail'in değirmenine su taşıyorsun. Ya Türkiye İsrail'e en çok yardım yapan ülke. Perde arkasında yaptığı yardımları bizzat Hamas'ın siyasi kanadı açıklıyor. Türkiye diyor bütün riskleri alarak bizim yanımızda duruyor diyor. Şimdi uluslararası ilişkilerde bu tip kriz durumlarında neyin ne olduğu her şey açıklanmaz. Bir işin perde önü vardır, bir perde arkası vardır. Bugün Gazze meselesinde, Filistin meselesinde hala bu dava, bu haklı dava güçlü bir şekilde uluslararası arenada savunulabiliyorsa, bugün Batı'nın küçük bir bölümü hariç İsrail'in ne olduğunu artık bütün dünya kabul ettiyse ve İsrail'in cezalandırılmasını istiyorsa Türkiye bu süreç başladıktan sonra orada birbiriyle uzlaşamayan Hamas'tı, Fetih'ti bütün grupları bir araya getirmeyi başardıysa, İsrail bu birlikteliği önlemek için suikastlar düzenlediyse ve İsrail bu Filistin meselesinde kendisine tek engel olarak Türkiye'yi görüyorsa, Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyorsa elli bir vicdanına koyup düşüneceksin kardeşim. Ben kimin değirmenine su taşıyorum? Hangi yalanların peşinden koşup da Acaba kendi ülkeme nasıl bir zarar veriyorum? Ya Ticaret Bakanlığı bugün açıkladı. 54 kalemde kısıtlama. Devletin İsrail'le zaten 7 Ekim'den beri bir ticareti söz konusu değil. Ticareti yapan özel sektör. Türkiye'de yatırım yapan İsrailli şirketler de var. Göksu kimse hatırlamıyor. Biz çabuk unutan bir milletiz. 2001 yılında Kemal Derviş Dünya Bankası ve IMF'nin sömürge valisi edasıyla Türkiye'ye geldiğinde Abdülkadir Selvi burada bu işleri en iyi bilen gazeteci 15 günde 15 yasa çıkarttılar Türkiye'ye. Niye çıkarttılar biliyor musun? Türkiye'yi teslim aldılar çünkü. Eğer biz IMF ile bir stand by anlaşması imzalayacaktık 15 günde Türkiye'nin aslında anahtarlarını IMF'ye ve Dünya Bankası'na teslim etmek olan bu anlaşmayı imzalamasaydık bize 16,5 milyar dolar parayı vermeyeceklerdi. Türkiye memur maaşlarını ödeyebilmek için 1 milyar doların gözüne bakıyordu IMF'den. Ve o çıkan 15 günde 15 yasadan bir tanesi de uluslararası tahkimi kabul ettirdiler bize. Uluslararası tahkimin Türkiye'ye gelişi 2001 ve Kemal Derviş imzalıdır. E şimdi sen uluslararası tahkimi kabul etmişsin. Ülkene yabancı yatırımcılar geliyor ve senden şunu söylüyorlar. Sen bunlara ticareti yasaklatacaksın. E şimdi yasaklattık. Tamam bu e, Türkiye'de yatırım yapan yabancı firmalarda, özel sektörde bu 54 kalemde kısıtlamaya gitti. Peki kardeşim siz değil miydiniz daha bundan 3-4 ay önce Hamas terör örgütü diyen, Filistinliler topraklarını İsraillere satmasalardı bana ne Gazze'den diyen, Oradaki masum çocukları Türkiye tedavi için Türkiye'ye getirdiğinde yarın öbür gün milyonlarcası Türkiye'ye gelecek diye ortalığı ayağa kaldıran siz değil miydiniz? Şimdi aynı çevreler Hamas'a terör örgütü diyenlerle sözde İsrail hassasiyetinden dolayı meydanlara çıkanlar bu yerel seçimde işbirliği yaptılar. Bunu bir gördük. Bak iddia ediyorum Göksu çok değil 2 ya da 3 ay sonra aynı simalar, aynı hesaplar, aynı kripto hesaplar bize şunu anlatmaya başlayacak. Niye Gazze için ticareti sınırlandırıyorsunuz? Bunun ekonomik faturasını biz ödemek zorunda mıyız diye. Sayın Cumhurbaşkanı sık sık söyler ya, ülke yönetiyoruz ülke, devlet yönetiyoruz devlet diye. İşte öyle. Devlet yönetmenin bazı kuralları var. Bir görünür uygulanan kurallar var, bir perde arkasında yaşananlar var. Türkiye büyük ve güçlü bir devlet olarak bu meselede aktif rol oynamasaydı, İsrail'i rahatsız etmeseydi emin ol bugün İsrail Amerika'ya Türkiye şikayet ediyor olmazdı. Emin ol İsrailli bakan yerel seçimden sonra Cumhurbaşkanı'nı teyit ederek İsrail'e karşı uyguladığın politikayı değiştirmek zorundasın deme cüretini kendinde bulmazdı. Çünkü Türkiye üstüne düşeni yapıyor. Çünkü Türkiye bu konuda inisiyatif alıyor. Ve her zaman olduğu gibi, tarihin her döneminde olduğu gibi... ...mazlum milletlerin yanında bir ülke. Bu İsrail'le ticaret meselesini iç siyasete tahvil etmeye çalışanlar utansın. Hmm. Bu İsrail'le ticaret meselesi üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışanlar utansın. Ben sana son şunu söyleyeyim. Şimdi e, Göksu, hani herkes bu konuda bir alerjisi var değil mi? Sözde bir hassasiyeti var. Ya eve gittiğinizde lütfen özellikle kişisel bakım ürünleri ve temizlik malzemelerinin ambalajlarını bir inceleyin bakalım. Türkiye'de satılan temizlik bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri ve temizlik malzemelerinden bahsediyorum. Diş macununa kadar bir inceleyin bakalım ya. Bir inceleyin. Onlar nerede üretiliyor? Türkiye'ye nereden geliyor? Bir sözüm de şuna. Geçmişte bu pandemi döneminde biz reklam olmasın bir bakanlığımız bizim sahip olduğumuz bir madenden bir temizlik maddesi üretti. O temizlik maddesi İsrail menşeili aynı ürünlerle eşdeğerdi. Hatta ondan daha kaliteliydi, daha ucuzdu. O ürünleri zincir marketlerde raflara koydurmadılar. Raflara pazar payı %8,5'a ulaştı. Bazı lobiler bugün o ürünleri marketlerden kaldırdılar. Şimdi aynı çevreler, o çevrelerin destek verdiği insanlar bize Gazze hassasiyeti anlatıyor. İki yüzlüsünüz, samimi değilsiniz bilerek ya da bilmeyerek İsrail'in değirmenine su taşıyorsunuz. Peki. Mesele budur. Şöyle yapalım çok kısa bir ara, <laughs> ara bu başlığı konuşacağız ee, Yunus Paksoy'a gideceğim reklamdan sonra kısa bir ara.